Merhaba sevgili öğrenciler. Kolay Soru Bankası soru çözümüne hoş geldiniz. 5 testin soru çözümüyle karşınızdayım. İlk sorumuz amino asitle ilgili bir soru. Şöyle bir amino asitin yapısına bakalım. Zaten şekil üzerinde güzel bir şekilde ifade edebiliriz. Ee, karbon biliyorsunuz maksimum 4 tane bağ yapabilir. Burada da 4 tane bağ bize vermişler. Ee, buraya hidrojen grubu diyoruz. Buraya karboksil diyoruz. Karboksilli asit yani kuvvetli bir asittir. Burası amino grubu. Amino grubu nedir? Zayıf bir bazdır. Yani e, bir amino asitin hem amino hem de karboksil grubu var. Yani hem asit hem de baz grubu var. Ancak amino asitin karboksil kuvveti daha fazla olduğu için pH 7'nin altındadır diyebiliriz. R grubu ise radikal grubudur. Burada değişken grup diyebiliriz. Radikal grubun değişmesi amino asitin çeşidinin değişmesine sebep oluyor. Doğada 20 çeşit amino asit vardır. 12 tanesini insanlar hücrelerinde üretebilirken kalan 8 tanesini insanlar ve hayvanlar dışarıdan almak zorundadır. Bunu bitkilerden alıyoruz. Bu amino asitlere esansiyel temel veya zorunlu amino asit diyoruz. Yine bu temel amino asit kavramını 2018 TET'de sormuşlardı diyelim ve sorunun çözümüne bakalım. Buna göre amino asit hakkında verilen ifadelerden hangisi doğru değildir? En 2 amino grubu olup bazik özellik gösterir. Evet amino bir baz grubudur. Doğru. Karboksil grubu olup asit özelliği gösterir demiş. Tamam COH'ı geçtik. C'ye geçiyorum. R radikal grubu olup amino asit çeşitliğini belirler. Evet R'nin değişmesi amino asitin çeşidinin değişmesine sebep oluyor. Bildiğin amino asitin kimliğini değişmesine sebep oluyor. Hidrojen grubu olup tüm amino asitlerde bulunur. Evet arkadaşlar şu anda şekilde gördüğünüz hidrojen grubu, karboksil grubu, amino grubu bütün e, ee, amino asitlerde ortaktır. Sadece değişen radikal grubudur diyoruz. Amino asitler sadece bazik özellik gösterir. Hayır. Hem asit hem de baz özelliği gösterirler. Bu sayede amino asitler aside karşı baz baza karşı asit gibi davranabilirler. Bu tarz davranış sergili maddelere de hatırlayın amfoter maddeler diyorduk. O zaman cevabımız ne olacak? Edirne olacak. Geçiyorum. Yeni bir soruya. ikinci soruyla devam ediyorum. Aşağıda verilen temel bileşenlerden hangisi birinci dereceden tüketilen enerji kaynağıdır. Birinci derece enerji kaynağımız neydi arkadaşlar? Karbonhidrat. Daha sonra karbonhidrat biterse neye geçiyoruz? Yağa geçiyoruz. Yani lipid. En sonda lipidlerde biterse proteinlere geçiyoruz. Sıralamamız bu şekildedir. Ancak enerji verme sıralamasını en fazla enerji vereni sorarlarsa en fazla enerji veren lipittir. Daha sonra proteindir. En az enerji veren de karbonhidrattır diyoruz. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Bursa olacak. Gelelim üçüncü soruya. Evet burada bir pH metre verilmiş. Sıfıra doğru yaklaştıkça asitlik artar biliyorsunuz. pH düştükçe yani nötr 7'dir. pH 7 nötr diyoruz. Ve 14'e yaklaştıkça da bazik kuvvet artıyor. Burada kırmızıya doğru burada da mavi mora doğru bir değişim söz konusu. pH için verilen ifadelerin hangisi doğrudur demiş pH 0 durumunda ortam pH'i nötrdür. Hayır, 7'den ötürdü. O zaman buna yanlış diyoruz. pH 1, pH 5'ten daha kuvvetli asidiktir. Evet arkadaşlar, pH 1 5'e göre daha kuvvetlidir. Çünkü 0'a yaklaştıkça asidik kuvvet artar. O zaman cevabı bulmuş olduk ama diğer seçeneklere de bakalım. pH 8 14'ten daha kuvvetli baziktir. Hayır, 14'e yaklaştıkça bazik kuvvet artar buna. Yanlış diyoruz. pH 6 hafif baziktir diyor. pH 6'ya baktığımızda 7'nin aşağısında olduğu için buna bazik diyemeyiz, asidik diyebiliriz. pH 0 durumunda ortam pH asidik veya bazik özellik göstermez diyor. 0 en kuvvetli asit olduğu için bunu kabul edemiyoruz. Geldik dördüncü soruya. Aşağıda verilen minerallerden hangisi diğerlerine oranla kemiklerin yapısına daha fazla katılır? Evet bildiğimiz basit bir soru. Kalsiyum diyorum geçiyorum. 5. soru. Aşağıdaki besin gruplarının hangisi insanların bağırsaklarında mutalis yaşayan bakteriler tarafından üretilir. Biliyoruz ki kalın bağırsağımızda yaşayan bazı bakteriler var yani faydalı bakteriler var. Onlar bize vitamin üretirken biz de onlara barınak oluyoruz, besin veriyoruz. Ee, şimdi bu mutalis bakteriler ne yapıyor? Bize bazı B vitaminleri ve K vitamini üretiyor. Bu seçenekler o zaman B veya K vitamini arayacağız. Cevabımız K vitamini olacak. Dolayısıyla E'dir ne diyorum. Geçtim 6. soruya. Aşağıda verilenlerin hangisi ototrof veya heterotrof canlılar tarafından üretilemez? Ototrof veya heterotrof tarafından üretilemeyeni soruyoruz. Yani hiçbir canlı bunu üretemeyecek. Canlıların üretemediği ne vardı? Biliyoruz ki mineralleri hiçbir canlı üretemiyor. O zaman burada mineral arayacağız. Cevabımız Edirne olacak. Glikozu fotosentezde üretebilir canlılar. Fruktozu üretebilir. Proteini tüm canlılar sentezler. Yağları yine ne yapabiliriz? Biz de üretebiliyoruz ama fotosentezde esansiyel yağları, esansiyel yağ asitlerini bitkiler üretebiliyor. Gelelim 7. soru. Aşağıda verilen moleküllerden hangileri lipid çeşididir? Şimdi biliyoruz ki üç çeşit lipid vardı. Bunlar neydi? E, trigliseritler. E, bunun dışında trigliseritler biz doymuş ve doymamış yağlar diye alıyorduk. Bir de fosfolipitler vardı. Üçüncü çeşidimiz de kolesteroldu. Bakalım kolesterol burada var. Yağ asitleri de bir yağ çeşididir. Bunun için cevabımız 2 ve 3 olacak. Glikoz da bir karbonhidrat çeşididir. 8 soru. insan hücrelerinde, bakın insan olduğunu burada insan hücresinin ait olduğunu vurgulamış, altını çizmiş. Aşağıda verilen hangi iki molekül arasında glikozit bağı kurulabilir? İnsan hücreleri için konuşuyoruz. Şimdi glikoz ve fruktoz. Glikoz artı fruktoz neydi? Hemen şöyle bir hatırlatalım. Glikoz artı fruktoz. Bu sükroz. Sükroz çay şekeridir sükroz bizim hücrelerimizde olmaz. Bitkilerde olur. Çünkü çay bir bitkidir. O zaman bizde olmaz. E, ee, amino asit artı amino asit burada var insan hücrelerinde ama peptit bağlı. Bize glikozit bağını sormuş. O zaman bunu kabul edemiyoruz. Peptit bağlı olduğu için. Glikoz artı glikoz neydi? Maltozdu. Maltoz nedir? Arpadır. Arpa şekeridir. O zaman bu insanlarda olamaz. Bunu da geçiyorum. Glikoz artı galaktoz. Bu nedir? Süt şekeridir. Süt dişilerde insanların dişilerinde var mı? var. Su su arasındaki bağ neydi? Ko, e, bu kohezyon dediğimiz hidrojen bağıydı. O zaman cevabımız ne olacak? Denizli olacak. Geldim. Dokuzuncu soruya. Aşağıda canlıların yapısına katılan temel bileşenlere ait bir tablo verilmiş. Tamam. Hangi sütunda verilen iki molekül birlikte trigliseridin yapısına katılır demiş. trigliseritler şöyle bir yazalım. Zaten çıkacak. trigliseritler neydi? Eşitti. 3 tane yağ asidi artı bir tane de gliserol şeklinde. Bunlar bir araya gelip trigliserit oluşturuyordu. Ve devamında da 3 tane su açığa çıkıyordu diyebiliriz. Yani şöyle diyebiliriz. Bunlar yağ asidi olsun. 3 tane yağ asidi artı bir tane de gliserol. Şimdi burada tepkimeye girdiklerini bu gliserol olsun. Şurada buralarda da ne kuruluyordu? Ester bağları kuruluyordu. Bunları da şöyle bir hatırlatmış olalım. O zaman baktığımızda 3 yağ asidi var. 3 yağ asidi var ve gliserol var. Cevabımız Ceyhan olacak. 10. soru. Sağlıklı ve düzenli beslenme diyet denir. Buna göre sağlıklı ve düzenli beslemek isteyen bir kişi aşağıdaki besin gruplardan hangileriyle beslenirse daha sağlıklı beslenmiş olur. Şimdi bakalım pirzola protein, pirinç pilavı, karbonhidrat, ekmek, karbonhidrat, ayran. Ayranda protein artı karbonhidrat diyebiliriz baklavaya bakıyoruz. Daha yoğun karbonhidrat var burada. Şeker çok fazla ve hamur olduğu için. Çay ve makarna. Yine karbonhidrat karbonhidrat. Bu ikisini geçiyorum. Pirzola, protein, ayran hani hem sıvı hem de karbonhidrat. Yeşil salata. Bu gayet güzel bir besin biçimi. Bakalım ekmek, kızartılmış patates, karbonhidrat, karbonhidrat, ayran demiş. Bu da sıvı olarak kullanabiliriz. Mandalina ee, nedir? Daha çok meyve, vitamin portakal, vitamin, su. Burada da ne yapamıyorsun? Enerji alamıyorsun. Çünkü vitaminlerde enerji yok. Bunu da kabul edemiyoruz. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak diyoruz. Yani yoğun karbonatlı beslenmeyeceksin. Daha çok protein ağırlıklı ve bol su yemek faydalıdır. Aynı zamanda yeşil salatayı da yemeklerden önce tüketmekte faydalı. Salatada da bol miktarda vitamin bulunmakta. Su ihtiyacımızı da burada ayrandan karşılamış oluyoruz. 11. ve son soru. Aşağıdaki vitamin çeşitlerinden hangisinin fazlası idrarla dışarı atılır? Biliyoruz ki vitaminleri biz ikiye ayırıyorduk. Bunlar neydi? Suda çözünen vitaminler ve yağda çözünen vitaminler. Yağda çözünen vitaminler adek vitaminleriydi. Suda çözünen vitaminler B ve C grubu vitaminiydi. Yağda çözünenlerin fazlasını biz vücutta depo ettiğimiz için o zaman bunlar fazlası idrarla atılmaz ama B ve C vitaminleri günlük alınması lazım çünkü fazlası idrarla atılıyor dışarı atılır dediği için B ve C'yi arayacağız. Burada C hemen A seçeneğinde gördüğünüz gibi son derece kolay sorular. Değerli gençler beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.